Peki bizler koku duyusu bozukluğunu nasıl tarifleriz? Koku duyusundaki bozuklukları. Bunlardan bir tanesi koku duyusunda azalma olarak tarifleriz. Hipozmi adını veririz. İnsanın koku alma yeteneğinin normalin altına düşmesidir. Bir diğeri koku duyusunun tamamen kaybı olarak tarifleyebiliriz. Buna da anozmi adını veririz. Artık bir bireyin sıfıra yakın koku aldığı veya hiç alamadığı bir durumdur. Ya da ortamda koku olmamasına rağmen hayali kokular alması olarak tarifleyebiliriz. Bunu daha çok psikiyatrik rahatsızlıklarda görürüz. Epilepsi gibi, şizofreni gibi hastalıklarda görebiliriz. Buna da fantozmi diyebiliriz. Ya da hastanın kötü kokular algılaması, sürekli burnuma kötü kokular geliyor diyebilir. Buna da kakozmi deriz. Özellikle sinüzitte çok karşımıza çıkar. Geniz akıntısına bağlı olaraktan kötü kokuları hissedebilir. Ya da bir takım nörolojik hastalıklar da ortaya çıkabilir. Bir diğeri de parozmi adını verdiğimiz kokuları olduğundan farklı algılamaktır. Yani hasta kokladığı bir portakal kokusunu veya mandalina kokusunu normalden daha farklı algılar. Daha çok koku duyusu kaybı yaşamış bireylerin iyileşme dönemlerinde bu şekilde durumlarda çok sık karşılaşırız. Buna ek olarak da bir takım anksiyete bozuklukları, panik atak gibi durumlarda da koku duyusunun farklı algılanması çok sık karşımıza çıkmaktadır.